Değerli vatanseverler, hepiniz tekrar hoş geldiniz haftalık basın açıklamamıza. Her salı güzel bir gelenek oldu. Güzel teveccühlerinizi gördük sizlerden. Güzel duygular, güzel geri dönüşümler. Bu haftaki basın açıklamamız biraz kısa sürecek. Sadece asgari ücrete, biliyorsunuz geçen hafta asgari ücret açıklandı. Sadece asgari ücret üzerinden bir konuşma yapıp basın açıklamamızdan son vereceğiz. Çünkü malumunuz üzere bir yardım kampanyası yaptık ve yardım tırımız, konvoyumuz yola çıkacak. Onlar yüklenecek, başında durmamız gerekiyor. Bizzat da başında durmak istiyoruz. Yardım yüklenenin bizzat yönetmek istiyoruz. Hatta Hatay'a biz de gideceğiz. Hatay Yayladağı'nda 2. Sahil Komutanlığı deposuna teslim edeceğiz. İnşallah elimizle gidip orada teslim edeceğiz. Götürdüğümüz yerde bizzat araştırdık, inceledik, bulduk. Devletin resmi teslim noktalarından biri, tekrar belirtiyorum, 2. Sahil Komutanlığı deposu. Hatay Yayladağı'na bizzat gidip inşallah oraya teslim edeceğiz. Yardım kampanyasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Yardım kampanyası için çalışan tüm arkadaşlarımıza, tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz. Tüm vatanseverlere teşekkür ederiz. Yardım kampanyası nedeniyle dediğimiz gibi biraz kısa sürecek bu haftaki basın açıklamamız. İnşallah Hatay'dan, Yayladağ'dan da sizlere yapabilirsek canlı yayın yapmayı planlıyoruz, bilginiz olsun. Değerli vatanseverler, öncelikle belirtelim. Biraz önce bahsettiğim gibi haftalık basın açıklamalarımız sizlerden çok rağbet gördü. Bunları katılmak isteyenler oldu. Bizzat izlemek istiyoruz diye tepkiler geldi. Biz de hiç kimseyi kırmak istemiyoruz. Hatta şöyle güzel fikirler geldi. Tıpkı meclisteki gibi, meclis grup toplantısı gibi haftalık herkes katılmak istediğini belirtenler oldu. Biz de kırmadık. Bu nedenle İnşallah bir dahaki haftadan itibaren genel merkezimizde ziyaretçi katılımlarıyla birlikte her hafta salı günü basın açıklamalarımıza devam edeceğiz. Artık basın açıklaması modundan da çıkmış oluyor. Haftalık Cihan Partisi grup toplantısı diyelim. Biz meclisteyiz şu an. Evet, vekil olarak milletvekilimiz yok mecliste ama biz halk meclisi diyelim buraya. Bütün halkımızı, bütün vatanseverleri haftalık basın açıklamamıza bekliyoruz değerli vatanseverler. Haftalık grup toplantısı diyelim ya da artık haftaya koyarız belki adını. Katılımcılara sorarız. Adını nasıl söylemek istiyorlarsa bizler de öyle söylemek isteriz. Değerli vatanseverler, malumunuz geçen hafta asgari ücret açıklandı. Biz bu konuda neler yapacağız, nasıl bir politika izleyeceğiz? Asgari ücret yeterli midir? Tabii ki yetersizdir. Lakin ülkemizin de ekonomik şartları göz önünde söz konusu. Sadece bu işi işçi tarafından düşünmek gerekmiyor. Aynı zamanda işveren tarafından da düşünmek gerekiyor. İşvereni yaşatmalıyız ki daha çok işçi çalıştırsın veya işçi çalıştırabilsin, idame ettirebilsin. Bu sayede işçi de maaş alsın. Her iki tarafı da üzmeyecek şekilde politikalar geliştirmelidir. Ve bu iş yılın son ayı hatırlanmamalıdır. Yılın her anında değil, her yıl sürekli bu işin çalışma yapılmalıdır. Öncelikle bu asgari ücret konusuna girmeden önce politikalarımızı etki edecek olan bir unsur var. O da enflasyon. Enflasyon üzerinden biz ana çalışmamızı yapmayı düşünüyoruz. Ki daha önce bu konuda Bülent Ecevit enflasyona bağlı ücret geliştirmişti katsayılı olarak. Güzel de olmuştu, başarılı olmuştu. İnşallah benzer bir uygulamayı bizler de hizmete sokacağız. Şu an enflasyonumuz değerli vatanseverler, hani şehir efsanesi gibi sanılıyor ya, değil. Flüt üzerinden, boz CD üzerinden, enflasyon sepetinde olan, enflasyonu etkileyen değerleri söylüyorum. Flüt, boz CD, pimpon topu, lens epilasyon cihazı. Bakın, lens epilasyon cihazı. Kaç kişi hayatında lens epilasyon cihazı aldı? Öyle soralım. Şemsiye, ki şahsen ben şemsiye kullanmıyorum. Cep telefonu tamiri. Fiyatı değil değerli vatanseverler. Cep telefonu tamiri. Bedeli üzerinden yıllık enflasyona karar veriliyor. Tabii ki ekmek de var. Giyim kuşam var, mont var falan filan ama
Böyle saçma şeyler de var. Öncelikle enflasyon sepetini, değerli vatandaşlar, enflasyon sepetini gerçekten vatandaşı ilgilendiren kısımlar, ürünler üzerinden bir yeniden değerlendirmeye tabi tutacağız. Bu enflasyon sepeti çok önemli. Göz boyamaya yönelik birçok şey koyabilirsin oraya. Öncelikle sorunu tespitten, her zaman dediğimiz gibi sorunu tespitle başlayacağız. Diğer adımlar sonra gelecek. Sorunun içinde ne var? Gerçek enflasyonu bilmemiz lazım. Yine bir örnekle işsizlik mesela şu an. İşsizlik sayısı normal açıklananından çok daha fazla. Nedir? İşsizlik anketinde şunlar var işte. Son 6 ayda bir yerde çalışmış mı veya bir yere iş başvurusunda bulunmuş mu? Veyahut da girip çıkmış mı? 2 günlük girip çıktıysanız işsiz sayılmıyorsunuz son 6 ayda. Yani normalde şu an açıklanan işsizlik sayısının çok daha yukarısında üzerinde bir işsizlik var. 4 aydır işsizsiniz. 4 aydır işsizseniz eğer çok daha yukarıda, yani siz işsiz olarak o ankette dahil edilmiyorsunuz. O anketin içinde rakam olarak yoksunuz istatistikte. Bu tip değerlendirmeleri öncelikle dikkate alacağız ve düzenleyeceğiz. İkinci olarak değerli vatandaşlarımız, asgari ücrete ve diğer ücret belirlemelerine, devlet memurları da dahil buna, diğer ücret belirlemelerine etkileyecek unsurlarımız şunlar olacak. Bir saniye izninizi rica ediyorum. Arkadaşlar sorun varsa halledelim size soruyu. Ben devam edelim. Profesyonel şu an çekim yapmıyoruz malumunuz üzere. Sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Bazen sorun çıkabiliyor. Kamera arkasında şu an arkadaşlarımız çalışıyorlar. Değerli vatanseverler. 2016 açlık sınırı ve yoksulluk sınırı bizim uygulamalarımıza ön ayak olacak çalışmalar olacak. Bu da normalde şu an STK'lar yapıyor. Özellikle sendikalar, büyük sendikalar yapıyor. Kendileri piyasa araştırması yapıyor. Evet, TÜİK'in de var ama açıklananlar sendikaların özellikle açıklamaları neticesinde açlık sınırımız şudur, yoksulluk sınırımız şudur diye açıklama yapılıyor. Bunu öncelikle bir harman yapılacak. Bütün STK davet edilecek. Tüm STK'larla devlet ortaklaşa bir oluşturacağı bir komisyonda karşılıklı olarak açlık sınırını ve yoksulluk sınırını belirleyecek. Ve bu ülkede bir tane açlık sınırı rakam olacak, bir tane yoksulluk sınırı rakam olacak. Bir sendikanın yaptığı incelemeyi bir başka sendika farklı çıkarabiliyor. Bunların önüne geçmiş olacak. Öncelikle bir taban düzeltmesine gidiyor. Yani tabanda her şeyi düzelttikten sonra şimdi inşaata başlayabiliriz. Değerli vatanseverler, açlık ve yoksulluk sınırları 4 kişilik aileler üzerinden planlanmaktadır. Bizim de 2016 Aralık ayında ki açlık sınırı, belirlenen açlık sınırı Türkiye'de 1432 TL. 2016 Aralık ayında belirlenen açlık sınırı 1432 TL. Şu an asgari ücrete ne zam yapıldı ki daha alınmadı bu rakam. Ocak ayında alınacak. 1404 TL. Değerli vatanseverler. 1404 TL. Yani asgari ücret şu an açlık sınırının altında. Bu birinci tespit. Koyduk kenara. İkinci tespitimiz şu. 2016 Aralık ayında yoksulluk sınırı 4665 TL. Yoksulluk sınırı da 4665 TL. Yani bu sınırın altındaysanız sizin sosyal hayatınız yok anlamına gelir. Gezmeniz yok, tozmanız yok, sinemanız yok. Varsa da farklı şekillerde vardır. Yani zoraki vardır. Bu sınırın altında eğer bir sosyal hayatta bir spor yapıyorsanız sinemadan, sinemaya gidiyorsanız tiyatrodan vazgeçmek zorundasınız. Yoksulluk sınırı dediğiniz bu. Sosyal hayatı sadece ev iş arasında gider gelir. 4665 TL. Tekrar rakamı belirtiyorum. Şimdi 4 kişilik bir aileye dayalı veriler olduğu için bunlar değerli vatandaşlarımız. Onun üzerinden değerlendireceğiz. Yani 4 kişilik ailede bir annenin ve babanın çalıştığını düşünelim aynı anda. İkisi de iş hayatındalar. Bu şu demektir. Eğer bu rakamın yarısını asgari ücret olarak belirlersek iki ebeveynin alacağı rakamla yoksulluk sınırı geçilmiş olacaktır. Yani sosyal hayatı da düzelecektir vatandaşlarımız. Bu da nedir? 4600'ü böldüğümüz zaman 3000, 2330 lira.
Yani şu an asgari ücret 2330 lira olursa 4 kişilik bir aileyi yoksulluk sınırından çıkarmış oluyoruz. Her iki ebeveynin çalıştığını göz önünde bulundurarak. Bu hesapları yaptıktan sonra tekrar gelelim. Şu an net asgari ücret ne belirlendi bu yıl? 1404 lira. Arada kaç lira fark var? Yoksulluk sınırının altına üstüne çıkabilmek için 900 lira gibi, 920 lira gibi bir rakam var değerli vatandaşlar. Yani şu an bizim istediğimiz Cihan Partisi olarak vatanseverlere reva gördüğümüz, yoksulluk sınırının üstünde olsun dediğimiz rakamla şu an asgari ücret arasında 920 lira bir fark var. Peki bu farkı nasıl kapatacağız? Öncelikle işçi tarafından konuşalım. İşçilerimize değerli vatandaşlar, iktidara geldiğimiz takdirde bu rakamları bugünkü değerler üzerinden alarak, bugünkü değerler üzerinden hesaplayarak gidiyoruz. Her yıl enflasyon artı %15 zam yapılacak. Bir yılda biz şunu iddia etmiyoruz. Siz 1404 lira, bu sene sizi 1800 lira yapar. Böyle bir iddiamız yok. Bu gerçekliğe de aykırı olur. Türkiye'de bir yılda bu kadar zam yapılamaz, yapılamadı zaten. Geçen yılda hatırlarsanız seçimlerde en önemli vaatler arasındaydı bu. Geçen yılda yapılamadı. Orant üzerinden gidebilir. Öncelikle reel değerini koruması için enflasyon oranınca bir zammı kenara koyduk. Kenara koyduk. Reel değer üzerinden enflasyon artı %15 her yıl zam yapılarak 4 yıl içinde asgari ücret 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının üzerine geçiyor. 4 yıl içinde, 4 yıl sonra. Yani 4 yıla dayalı, yayılmış bir çalışma yürüteceğiz. Değerli vatanseverler. Şimdi bunu yaparken kısaca 4 yıl içinde rakam yazmışım buraya. 2455 lira oluyor. Asgari ücret şu an 2330 lirayla bize yetiyordu. 100 lira da üzerine geçmişiz. 4 yıl sonra yoksulluk sınırının üzerine geçildikten sonra ekstra %15'ler kalkacak. Ve sadece her yıl enflasyon oranınca asgari ücrete zam yapılacak. Biraz önce değindik. Zaten enflasyon sepetini reel olarak düzelttiğimiz için, gerçekçi bir enflasyon sepetimiz olduğu için asgari ücret o reel gerçeklikle reel değerlerle birleştiği zaman ortaya daha düzgün bir sistem çıkacak. Diğer taraftan sayın vatanseverler, daha önce denenip yapılamayan, vazgeçilen bir şey vardı. Çok çabuk vazgeçtiler. Eşit işe eşit ücreti sadece devlet birimlerinde uygulamayacağız. Tüm çalışma hayatına özel sektör dahil yayacağız. Eşit işe eşit ücret. Şu an asgari ücrete 1300 lira deniliyor. Kalifiye bir personel muhtaç olduğu zaman, iş bulamadığı zaman 1300 liraya çalışmak zorunda kalıyor ya da 1404 lira. Birkaç örnek yazmışım. Çaycı, şoför, bilgisayar teknisyeni, diş teknisyeni aynı asgari ücrete tabidir. Bunların yaptığı işler çok farklı, yeterlilikleri çok farklı. Daha öteye geçebiliriz. Birçok örnek oluşturabiliriz. Aynı asgari ücrete tabidir. Bir kişi hiçbir vasfı yok. İlkokul mezunu, belki ilkokul mezunu bile değil. Geliyor. Hiçbir sorumlu yok. Çaydan başka hiçbir sorumlu yok. Çaycılık yapıyor. Ve üniversiteden mezun, sorumluluk, iş yerinde de sorumluluk sahibi olan, iş yerinde hırsızlık olursa ondan sorumlu olan gece memuruyla, gece nöbetçisiyle, amiriyle neredeyse aynı maaş alıyor. Veya çay götürdüğü, bakın çaycıları küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama hiçbir vasfı olmayan kişiyle kendini hayata hazırlamış, okumuş, vaktiyle yatırım yapmış, hayatına yatırım yapmış kişiler aynı maaş alıyor. Bir defa bunun da önüne geçmek zorunda. Bu daha önce denendi. Lakin vazgeçildi, yapılamadı. Neden? Onu da söyleyelim biz. Denetlemenin önemi ki anayasa sunumumuzda da bunu söylemiştik. Denetlemenin önemi işte burada çöküyor. Denetlemeyi çok sıkı tutmalıyız, çok yerinde yapmalıyız.
doğru ve yerinde olan denetlemeler sayesinde bu işler başarılabilir. Bu işlemlerin tümünü, sanmayın ki devlet memurlarının işleyişi çok güzel, devlet memuru sistemi çok düzgün işliyor. Hayır, devlet memurluğunda da birçok işin tanımı yok. Birçok işin tanımı yok. Zam mı aynı şekilde enflasyonu, yoksulluk sınırını devlet memurluğunda da eşit işe, eşit ücreti koruyacak şekilde sorumluluğa bağlı olarak aynı şekilde koruyacağız. Yani devlet memurunun maaşı son 6-7 yıldır yapıldığı gibi ezdirilmeyecek. Bakın, devlet memurunun işçiye göre bir hakkı yok. Çok önemli. Başka işte çalışamıyorsunuz. Eğer bu haktan feragat ediyorsa bir insan, ona göre ücret vermelisiniz. Önüne dünyanın fırsatı çıksa onu yapamıyor. Niye? Devlet memuru. Yasak. Ona göre de maaş olmalı. Devlet işinin güvenliği var. Emniyet gücünün ayrı bir önemi var. Sağlık personelinin ayrı bir önemi var. Maliyedekinin ayrı bir önemi var. Vergi denetçisinin çok önemi var. Bu insanlar maaş, ücret altında ezdirilirse şu anki gibi sistem karışır. Rüşvet çarkına döner, her şeyde döner. Belediyeler olsun, askeriye olsun, her konuda bakın bunu düşünün. Ücret politikası çok önemli politikalardır. İnşallah bu şekilde kimse ezdirmeden gideceğiz. Peki diğer taraftan, ha bu arada bu politikamıza eğer işverenler imza atmazsa onların imzası olmadan uygulamaya geçeceğiz. Bu sene işçi temsilcileri imza atmadan işveren temsilcilerin imzasıyla eğer asgari ücret yürürlüğe devam ediyorsa, 1400 lira yürürlüğe giriyorsa, demek ki işveren temsilcilerin imzası olmadan işçi temsilcinin imzasıyla da bu iş yürür. Peki bunları söylüyoruz, işverene katlar mı davranacağız? Hayır, biraz önce bir şey söyledik. İşvereni ne kadar rahatlatır, idame ettirirsek, işini ne kadar güzel idame ettirirse, işçi de o kadar rahat çalıştırır. Bu ücretleri verebilmelidir işveren. Asgari ücreti yükseltirken 5 kişi çalışan bir iş yeri bu ücreti vermek için 2 kişiyi işten çıkarıyorsa, 3 kişiye daha çok yükleniyorsa bunun bir anlamı yok. Ne yapacağız? Öncelikle şunu herkes bilsin. Aşamalı olarak enflasyon artı %15 dememizin sebebi bu. İşveren de bu sisteme hazırlanacak. Personel de bu sisteme hazırlanacak. İşçi de bu sisteme hazırlanacak. Sektörler de bu sisteme hazırlanacak. Kısacası ekonomi tüm alanlarıyla, tüm unsurlarıyla bu sisteme hazırlanacak. Bir dahaki yıl ne olacağını herkes bilecek. Sonraki yıl ne olacağını herkes bilecek. Özellikle üretime dayalı işlerde işverenlere birçok hak getireceğiz. Yine Cihan Partisi ekonomi politikaları olarak üretime dayalı sektörleri geliştirmeyi, daha diğerlerinden daha fazla geliştirmeyi planlıyoruz. Zaten Türkiye'de maalesef hizmet sektörü diğerlerinden daha hızlı yükseldi. Üretim sektörünü geçti, birdenbire geçti imalat sektörünü. İnşallah biz hizmet sektörünü gerektiği seviyeye çekeceğiz. Tarım sektörümüz de var biliyorsunuz. Onu da geçti hizmet sektörü. Yani üretmeden tüketim dediğimiz toplum bu kısaca. Hizmet sektörünü biraz geri plana çekersek, diğerlerini, ha onu gerileterek, zayıflatarak değil, diğerlerini daha fazla güçlendirerek seviyeleri eşitlersek refah bir toplumu yakalayabiliriz. İşverenlere yönelik iş geliştirmelerimiz olacak. Vergi politikalarımız olacak. Maliye politikalarımız olacak. Kaldı ki şu an 2014'te yazdık bunları. 2014'ten beri parti programımızda yazılıdır. İşverenlere yönelik, yeni iş kuranlara yönelik ne tür politikalar izleyeceğiniz yazılıdır. Bir kişiden yüksek vergi alıp iş kurmasını zora sokmak yerine ona iş kurdurup belli bir sürede ücret almayıp işçi çalıştırmasını yeğleyeceğiz biz. Bizim politikalarımız bu şekilde olacak. Bunlarla ilgili daha sonraki aşamalarda bugün dediğimiz gibi asgari ücret olduğu için odak noktamız, onun üzerinden gidiyoruz. Ayrıca maliye politikalarımız hakkında tekrar sizlere bir sunum yapacağız.
işvereni de koruyacağız kısaca. Şöyle bir deyim vardır da ben bunu sık kullanırım. Hem kurtlar yaşasın hem kuzular olmasın diye bir imkan yok. Birileri mutlaka hoşnutsuz olacak. Ama en az hoşnutsuzlukla, en optimum politikalarla biz bu işi aşacağız. En optimum politikalarla. Gelir dağılımını daha eşit düzeye getireceğiz. Hani sürekli vatandaş diyor ya, sokakta diyor ya, ya kişi başına 14 bin dolar gelir düşüyormuş, benim başıma niye düşmüyor diyorlar ya. İşte bu gelirin adaletinin bozuk olmasından dolayı. Bir kişiye 1 milyon dolar düşerken birçok kişiye 1000 dolar bile düşmüyor. Bundan dolayı insanlar hissedemiyor gelişmişliğimizi. Türkiye evet biraz gelişti, ekonomisi düzeldi, geçmişe göre gayri safi milli daha yüksek. Lakin gelir adaletsizliği hiç olmadığı kadar fazla. Ve bu yönden bize küçük Amerika diyorlar. Amerika'da da aynı şekilde gelir adaletsizliği çok fazla. Türkiye'de de şu an çok fazla. %20'lik Türkiye'de %20'lik vatandaş şu an ekonomi %80'ini yönetirken %80'lik vatandaş alt taraf %20'ye geçiyor. Bunu %40-60 seviyesine çekersek çok büyük bir başarı elde etmiş oluruz. Mevcut yasalarda bir de bakın işçi işveren tarafından bakıyoruz şimdi. İşvereni zorlayan çok husus var. Yani bazen kağıda boruyor işveren. Vergi dairesi geliyor ayrı bir şey. Denetçisi geliyor ayrı bir şey. Denetleme keyfiyete dönüşüyor. Denetleme cezalandırmaya dönüşüyor. Doğru denetleme yapılmıyor. Veya denetçiyle denetleme yapılmadığı için denetçinin keyfi uygulamalarıyla işveren baş başa kalıyor. Müfettişlerimizi dahi teftiş edecek bir sistem, düzgün bir sistem kuracağız. Emin olun denetleme, bütçeden ayıracağımız pay hiç olmadığı kadar yüksek olacak. İşçilere yine bazı haklar çok anlamsız şekilde verilmiş. Örnek veriyorum, bilgi hırsızlığı var. Resmen işverenin iş yerini satıyor işçi. Alıyor götürüyor, herkese tabii ki tenzih ediyorum. Herkes buna dahil değil. Alıyor götürüyor dışarı bilgi satıyor. İşveren bunu kovacak, bir de tazminat ödüyor. Tazminat ödemeyse tutanak tutayım da aslında o işe uygun getireyim de falan da filan da derken zaten yine zarar veriyor. O sırada iş barışı bozuluyor. İş yapışı bozuluyor. Diğer personel de huzursuz oluyor. İş yerinde huzur kalmıyor. Bakın bir madde söylüyorum sadece. İşverenin huzurunu bozan. Veyahut işçi doğru düzgün çalışmıyor. Görevini yapmıyor. İşte bunlar da görev tanımıyla da alakalı şeyler zaten. Görev tanımı yaparsak bu sorunlara da aşılmış oluyor bir nebze. Lakin işveren onu çıkaracağı zaman mahkemelerle uğraşıyor. İş mahkemelerle uğraşıyor. İşveren de bu yönde haklarını geliştireceğiz özellikle. Bir noktadan sonra şu olacak. Dürüst işçi piyasada kapılır duruma gelecek. Dürüst, düzgün işini yapan işçi piyasada kapılır duruma gelecek. Hedeflediğimiz de budur. Düzgün çalışanla kötü çalışan, iş yerini düşünerek çalışanla iş yerine zarar veren işçiyi ayırt etmeliyiz. İnşallah dediğimiz gibi iktidara geldiğimiz zaman kaynaklarımızla, şimdi bunlarla ilgili daha yine değineceğiz. Asgari ücret odaklı bir açıklama yaptık. Tekrar belirtiyoruz. Her yıl enflasyon artı %15 zam yaparak 4 yıl sonra asgari ücreti yoksulluk sınırının üzerine getirmiş olacağız. Sınırına bugünkü değerlendirmeler üzerinde. Geldikten sonra da her yıl enflasyon oranında zam yapmaya devam edeceğiz. Ek %15 kalkacak. Bu şekilde herkesin sosyal yaşantısını da korumuş olacağız. Psikolojisini de korumuş olacağız. Aile hayatını da korumuş olacağız. Yatırım yapmak istiyorsa yatırımını da korumuş olacağız. Ki böyle bir durum ülkede refah seviyesini artıracağı için, gelir bölüşümünü daha düzgün yapacağı için, daha adaletli olacağı için
Bu durum hizmet sektörünün gelişmesine de yansıyacak. Üretim sektörünün gelişmesine de yansıyacak. Tarım sektörünün gelişmesine de yansıyacak. Üretilen mal daha kolay satılacak. Aile içindeki eğitime aktarılan bütçe daha fazla olacak. Yeni nesiller daha iyi gelişecek. Gibi gibi gibi. Birçok güzel sonuca yol açacak bir uygulamamız olacak inşallah. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz şimdi inşallah kamyon yüklemeye geçiyoruz. Daha önce bir açıklamamız vardı. Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bir meclise bir gayrimüslim geliyor. Bir elçi. Tanımıyor tabii ki kimseyi. İçeri giriyor. Peygamber Efendimiz o sırada çay, su dağıtıyor sahabelere. Oradan işte elçi diyor ki hanginiz diyor Muhammed. Peygamber Efendimiz dönüyor. Benim diyor buyurun. Ben diyor peygamber olan Muhammed'i sormuştum diyor. Sen diyor su dağıtıyorsun. Bu sünnettir. Değerli vatanseverler. İnşallah biz de geçiyoruz. Biz hiçbir zaman ben özellikle çalışmaktan arınmadım. Ekibim de şu an öyle sağ olsun. Arkadaşlarımızla uyum içindeyiz. İnşallah kamyonumuzun yüklemesinden teslimine kadar her noktasında zevkle görev yapmaya gidiyoruz. Tekrar belirtiyorum. Hepinize yardım kampanyalarınızı desteklediğiniz dolayı teşekkür ederiz. Bir konuyu tekrar hatırlatalım. Haftadan itibaren haftalık basın açıklamalarımızı grup toplantısı gibi genel merkezimizde meşveret odamızda seyircili yapacağız. Vatanseverlerin katılımıyla yapacağız. Herkese her hafta saat 18.00'daki girişlerimiz 17.45'e kadar kabul edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Herkesi bekleriz. Bizatihi yüz yüze sizleri inşallah grup toplantımızı, halk meclisi grup toplantısı diyelim. Bir isim haftaya kadar oluşur. Grup toplantımızı yapacağız. Sizleri de bekleriz değerli vatanseverler. Bizatihi burada dinlersiniz. Canlı yayında da inşallah yine Türkiye izlemeye devam edecek. Hep söylediğimiz gibi çalışmak için seçimlere girip iktidar olmamız şart değil. Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Meclis dışında olmamız bizi durdurmaz, engellemez. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız için. Hayırlı bir yıl diliyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyorum.